Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın lakin hünkârımız da ailenize dönmenizi istediler. Yalnız olduğunu söylemiştin. Yalnızlar sultanım. Peki sen İbrahim, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanız. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Efendi? Size beni rahatsız etmeyin demedim mi? Efendim, hünkârımız geldiler. Ne? Çabuk alın içeri. Çabuk. Hünkârım, sizi bu şekilde karşılamak istemezdim ama... Mühim. Nasılsın Hoca Çelebi? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben iyiyim de... siz nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Sana danışmak istediğim bir husus var. Elbette buyurun hünkârım. Size ne ikram edebiliriz? Bir su getirsinler kâfi. Haklısınız Vezir-i Azam Hazretleri. Kralımızın istediği imtiyazları bile sizin yüksek teveccühünüzle aldık. Elbette. Elbette. Başka burada Machiavelli insanları ikiye ayırıyor. Tarihi yaşayanlar ve tarihi yapanlar diyor. Ben tarihi yapanlardanım. Siz ve bu bütün Hristiyan alemi görecek ki...
Bu İtalya seferinden sonra bütün cihanda yeni bir dönem başlayacak. Değil mi? Hünkârım, nedir böyle içinizi yakan? Hoca Çelebi. Bir süredir düşündüğüm bir şey var. En sonunda bir karara vardım. Bana hayli yakın birinin akıbetiyle alakalı bir karar bu. Ancak bizzat yazdırdığım fermanı şerifimle onu kendimden dahi koruyorum. Divan kararıyla kendisinden dahi beni korurken kim zarar verebilir bana? Kendi irademle koruduğum bu kişinin akıbeti için ne yapmak lazım ki hem ona verdiğim sözü tutabileyim hem de kararımı tatbik edebileyim. Hünkârım, eğer bir mahzuru yoksa bu kararın ne olduğunu öğrenmem mümkün mü acaba? İdam.